Laonikos Halkokondilis hayatının bir kısmını İstanbul'da geçirmiş Atinalı bir tarihçiydi. Onun adını bu kadar kalıcı yapan şey ise Türkler hakkında öngördüğü kehanetlerin neredeyse hepsinin gerçekleşmesiydi. Merhum gazeteci yazar Aytunç Altındal bu konu hakkında Kehanetler Kitabı isminde bir kitap kaleme almış ve gerçekleşen kehanetleri ayrıntılı ve çok açık bir şekilde belirtmiştir. Bu kitap o kadar çok kişinin ve medyanın ilgisini çekti ki usta yazar birçok ulusal kanala konuk olup açıklamalarda bulundu. Ayrıca Bizanslı kahinin yazdığı kehanetler Fransız yazarlar ve yorumcular tarafından hem şifreli bir şekilde resmedilmiş hem de doğrudan doğruya bu kehanetlerin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmıştır. Atinalı tarihçinin yazılarını 1453 yılında kaleme aldığı tahmin edilmekte. Laonikos Halkokondilis'in kehanetlerine gelirsek, Katolik Kilisesi ile İstanbul merkezli Ortodoks Kilisesi barışıp kardeşçe kucaklaşacaklardır. 1054 yılında iki kilise kanlı bıçaklı bir şekilde ayrılmış ve birbirlerini Hristiyanlıktan aforoz etmişlerdi. İki kilise arasındaki ilişkiler 911 yıl sonra 1964'teki ilk buluşma ile yeni bir döneme girdi. 1965 yılında ise iki kilisenin birbirlerini dinden aforoz etme kararlarını geri almasıyla birlikte aralarındaki buzlar erimeye başlamıştı. Daha sonralarında ise 2006 yılının Kasım ayında Ortodoks ve Katolik kiliseleri birbirlerini kardeş ilan ettiler. İkinci kehanet, Osmanlı Devleti'nde çöküş içten başlayacak. Fatih Sultan Mehmet'ten sonra gelen 16. Padişah zamanında ayaklanmalar çıkacak. Bilindiği üzere Fatih Sultan Mehmet'ten sonra gelen 16. Padişah 3. Ahmet'ti. Aynı zamanda 102. İslam halifesi olan 3. Ahmet devrinde patrona Halil isyanı çıkmış. Bu çıkan isyanlar yüzünden Osmanlı Devleti çok zorlu bir süreç geçirmişti. Ayrıca 3. Ahmet isyancıların baskısıyla tahttan indirilmiş ve Lale Devri son bulmuştu. Osmanlı Devleti'nde bu dönemden sonra sık sık isyanlar çıkmaya başladı. İsyancıların yanı sıra masum halktan birçok kişinin de kellesi gitmiş. Bunlara Osmanlı Devleti'nin yetenekli paşaları da dahil. Bu sebeple devlet yavaş yavaş otoritesini kaybetmişti. Üçüncü kehanet, 1920 yılında Türk İmparatorluğu çökecek. Ancak Hristiyan topraklarında doğmuş batılı devletler tarafından hiç ciddiye alınmayan bir Türk prensi yeni bir Türk devleti kuracak. 1920 tarihinde İstanbul hükümetinin hiçbir söz hakkı kalmamıştı. Zaten Batı hayranı ve Sevr Anlaşması'nı imzalayan damat Ferit 17 Ekim 1920 tarihinde istifa etmek zorunda kaldı. 21 Eylül 1922 tarihinde de çok sevdiği ve örnek aldığı Avrupa'ya kaçmıştı. Dördüncü kehanet, İstanbul'u ele geçiren padişahın ismiyle İstanbul'u teslim etmek zorunda kalan padişahın ismi aynı olacaktır. Herkesin bildiği üzere İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet fethetmiştir. İstanbul'u batılı devletlere veren Sevr Anlaşması ise 6. Mehmet Sultan Vahdettin zamanında imzalanmıştı. Eğer Sevr Anlaşması geçerli olsaydı İstanbul Müslüman ve Türk toprağı olmayacaktı. 5. Kehanet, İstanbul'daki camiler ve Ayasofya üzerine haçlar dikilecek. Bu haçlar saplanacağı yere silahlı ellerle saplanacak ve bu büyük şehirde yıkım olacaktır. Ancak orada yaşayanlar dinlerini değiştirirse bu yıkım duracak, şehir ise içinde bulunduğu lanetten kurtulacaktır. Ayrıca tüm Doğu ülkeleri birleşen Hristiyan prenslikler tarafından işgal edilecektir. Diğer kehanet ise Türk Devleti'nin başına geçecek 11. Prens'in isminin içinde 11 harf olacaktır. Bilindiği üzere 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve isminin içinde 11 harf bulunmakta. Bu tarihten itibaren devlet büyük bir sarsıntı yaşayıp çok zorlu bir süreç geçirecektir. Bu bilgiler Yunan kahin Laonikos'un yüzyıllar önce yazdığı kitabında geçmekte. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsan kanalıma abone olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.